كل القلوب إلى الحبيب تميل. Savol berishligini odoblari haqida tushuntirmoqchimiz. Savol berishligining odoblari haqida. Savol berishligini odob axloqlari bor birodarlar. Hamda javob berishligini ham odob axloqlari bor. Har safar aytilayotgan savolga javob berishlik shart emas degan qoida ham bor. Va har safar bir inson bir narsani savol berib so'rayaptimi, bir marta so'raganingizda javob bermadimi? Biz endi o'sha savolni qayta-qayta berishga ham bizning haqqimiz yo'q. Qur'oni Karimdagi Alloh subhanahu va taoloning Bani Isroil bilan bo'lgan bir qissasini jamoatga eslatishga harakat qilamiz. Shoyatki mana shu qissani eslaganimizdan so'ng savol berishlik bo'lgan, savol berishlikka bo'lgan bizni bir qiziqishlarimizni, o'y fikrlarimizni yanada to'g'rilab olsak degan narsa. Savol nima degani o'zi? Savol degani nima degani? Javob degani nima degani? Qaysi o'rinlarda savol beriladi? Bizi jamoatimizda jamoat deganda bu yerdagi odamlarni aytmayapmiz, umumiy mo'min musulmonlarni ichida. Umumiy mo'min musulmonlarni ichida savol berishlik degan narsa bir necha sabablar bilan bo'lyapti. Hurmatli mo'min musulmonlar, ba'zi bir odamlar bekorchilikdan savol beradi. Mana biz jamoatga savol beramiz. Inson bekorchilikdan savol bersa bo'ladimi? Bekordan bekorlar o'ylanib o'tirib savol bersa bo'ladimi, yo'qmi degan savolni o'zi paydo bo'ladi. Birinchisi va mana shu tartibdagisi, bekordan bekor savol berishlik mumkin emas. Biz shu narsani yaxshi bilib olaylik. Bekordan bekor savol berishlik mumkin emas. Kecha meni telefonimga ikkita savol kelyapti. Birinchisi, Musa alayhissalomni qo'lidagi hassa nimadan yasalgan deyapti. Musa alayhissalomni qo'lidagi hassa nimadan yasalgan degan savol kelyapti. Uni sastafi, tarkibi nimaligini biz qayerdan bilamiz? Mayli ilmiy bahs olib boramiz. Musa alayhissalomni yasalgan hassasini nimadan ekanligini bilib oldik. So'ngra bizga qancha savob bo'ladi? Qaysi o'rinda bizga savoblar keladi? Yoki Musa alayhissalomni yasalgan hassasini tarkibini bilib olsak, bizni qancha gunohlarimiz kechiriladi? Ana u narsani biz yaxshi bilaylik. Hurmatli mo'min musulmonlar, aytayaptiki, nima deydi yana ikkinchisida, Musa alayhissalom og'rib qolganda qaysi dorini ichganmi bir narsa degan savol. Og'rib qolganda emish, qaysi dorini ichganimish, qo'lidagi hassasini tarkibi nimadan ekan degan savol berilyapti. Mana endi o'ylab ko'ring, shunday qilib mo'min musulmon odamlar o'zlarini, kimliklarini isbotlashlik uchun har xil savollarni beraveradilarmi? Ba'zan bu savollar madrasalardan yoki ilmli odamlardan ham so'rab qorinlayotgan ekan. Hurmatli mo'min musulmonlar, savol berayotgan vaqtida ikkita uchta shartni o'zingizga qo'yib oling. Avval boshqalardan so'ramagan bo'ling. Yoki so'ragan bo'lsangiz ham, savolni javobi sizga to'liq yetib kelmagan bo'lsa, so'ngra mana shu savolni to'liq bilishlik uchun savol bering. Bizning oldingi ulamolarimiz ilm maqsadida, ilmni o'rganishlik maqsadida yoki bir oyatni, bir hadisni, bir savolni javobini bilishlik uchun tuyalariga yeydigan, ichadigan narsalarni olib uydagi odamlar bilan xayrlashib 15 kunlik, bir oylik masofaga yo'lga chiqishgan ekan. Bani Isroilni bilasizlar, yahudiylardan bo'lgan Bani Isroil, Alloh subhanahu va taolo ularga sigir soyishlikni buyuradi. Sigir soyishlikni buyuradi. Birinchi bo'lib nima deb savol berishadi? Ha, jamoatdan so'raylikchi. Alloh taolo sigir soyishlikni buyurdi. Nima deb e'tiroz qilishadi? Qanday? Alloh taolo sigir soyinglar dedi. Bani Isroil nima dedi? Rangi qanday bo'lsin dedi. Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Rangi qanday bo'lsin dedi? Rangi sariq bo'lsin dedi.
Yana nima deb so'rashdi? Bana İsrail'dekiler nima deb so'rashdi, bilamiz mi? Eslab ko'ringlarchi. Yoshini so'rashdi. Bizda ham shundaydi birodarlar. Ba'zi bir o'rinda savol berish kerak bo'lsa, o'sha narsani juda ham ichiga kirib ketib savol beramiz. Mana bu ayni noto'g'ri narsa. Ulamolarimiz aytishadi, shu rangini so'ramaganda, yoshini so'ramaganda, qiyinchiligini so'ramaganda, yana shunga o'xshagan narsalarni so'ramaganda Bani İsrail eng oson va yengil yo'l bilan sigirni so'yib, mana shu sigir degan muammodan qutulgan bo'lar edi. So'rayverdi, so'rayverdi, o'zlariga qiyin bo'ldi. So'ngra Bani İsrail boyagi sigirni terisini üstüge toldirilgan tilla bilan almashadigan miqdorda zo'rga sotib oldi. Bir kişi gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. Kale ayna abi. Ya Resulallah, meni otam kayırda dedi. Meni otam cennette mi, dozakta mı demahçı. Otam dünyadan ötken, otam kayırda dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermediler. Sonra yine soradı. Ayna abi. Meni otam cennette mi, dozakta mı dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermediler. Üçüncü meratıba soruyanıdan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittiler, abi ve abuke finnar, meni otamam, seni otayam dozahta, buldu mu dediler. Bana şu cevap senge kerek mi dediler. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala, la tes'elu an eşya, in tubde lekum tesukum. Ey mumun Müslümanlar, bazı bir savallarını soramayınlar, cevapları sizlerini, özlerinlerini ağır ahvalıge, kıyın ahvalıge salıp koyadı diyebdi Allah teala. Savollar bor. Ba'zi bir savollarni biz javoblarini bilishligimiz shartmas. Va javobni bilmagan savollarimiz bor, uni yaxshi bilamiz. Javoblarni bilmaydigan savollarimiz bor. Biz uni yaxshi bilamiz. Domla kelgandan keyin ham hozir biz aytdik, mana bu yerda savollar qo'yibdi, biz hali o'qimadik-ku. Mana bunday qilsa bo'ladimi? Ana bunday qilsa qanday bo'ladi deb hayotingizga muhim emas bo'lgan, o'rni yo'q bo'lgan savollarni beradigan bo'lsak, birodarlar, hech de biz domlamizdan faydalan almayız. Ya ki bana şu orullarda yani. Mesela medresede okusanız ya bir ustazdan ders alsanız ya ki mescidine imam bulan uçuraşadığan bulsanız elbette muhim ve zarur bugün savallarını berişirin. Bizde şimdi bir halat var. Damlalarını ilimlerini sınaş üçün hem saval verildi. Damlalarını, ilimlerini sınaş üçün hem saval beriledi. Ulamalarımız zor cevap etişedi çünkü. Damlalarını üstüden külsen, ya ki ularını ilmini sınaşlık üçün saval bersen, seni zürriyatından dinge hizmet kıladığın adam çıkmaydı deydi. O damlanın üstüden külme yaptı. Dinin üstüden külü yaptı. Damlanın üstüden külgeni yok. Siz bu damlanı ya ki mescidini imamını bilin ki dinli vakili bana şu mumun musulmanlarına hizmet kılıyatken bir insan hali gibi bir ribanı vakiyası da Doktor Umar Abdülkafi dine adamge bir kişi gelip saval verdi. Damla savalım var. 13 tesiden soradım. 13 de adamge saval verdim. Hemmesi bilme yaptı. Siz özünüz şu savalga cevap verin. Dese beni 14'si de yazıp koyuyor, benim bilmeyemem dedi. Yo damla savaldı verip kör oraya, sizden bir şunge bir cevap verip kör oraya, savaldı verip oraya deyip, kayta kayta halgi damladan iltimas kılıp saval verip, ahırı savalını soraydı. Bankten presenge falan çıp, stajlıyken bir boma geldiğinden savallarını verir. Vergen de damla etedi, ben cevap vermeyemem. 14'si de yazıp koyuyor dedi. 13'te adamdan sonra yanında bomadı mı, benim bomaydı deyip eytemem deyip. Bazı bir insanlar buna saval veriyorken vaktimizde. Bana şu en muhimleri, hürmetli mumun Müslümanlar, en muhimi, en muhim caylardan biri. Saval veriyorken vaktinizde, bana şu savalını, cevabını men hayatımda tatbik kılamam de verin. Dinli üstüden külüp oynap saval vermeyin. Ve savalını cevabını ogamdan sön, o şey cevapke amel kılıçdaki hareket kılın. Savalılar var mı dese, bir acayip savallar keledi. Hale gelime deydi.
Zerikip kalmaslık üçünle saval verip koyuladı ben zorunda. Zerikip kalmaslık üçünle. Ya ki dinli bir tarafını bir gapirip duravursun, bekar oturgamdan köre deyip bogan bomagan savallarını berişedi. Ayol kişi ömürde her gün üç mette işletermiş, erkek kişi ömürde bir maratıba işletermiş. Bunu mu deyip koyadı ahırda? Bu nime, bunu nimeligini biz bilsek bilmesek bizge nime alakası var? Saval cevap veriyotganımızda şunusuna cüde muhim itibar verip koyalım buradalılar. Bu din dünyamızda faydası var mı? Faydası yok mu? Bana şu cahaya en muhim derslerden bulup kısaplanalım.